Büyük patron nerede? Birkaç haftadır dosyaları araştırdığımızı fark etmiş sanırım. Evini de boşaltmış. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hadi bir an önce işe koyulun. Hadi lütfen. Çok önemli değilse sonra konuşalım. Hiç vaktim yok. Çok önemli. Sorun ikimizle ilgili. Nasıl yani? Ne demek o? Cemre o gece bana saldıranın siz olduğunu düşünüyor. Nereden çıktı bu saçmalık? Sen Cemre'ye bir şey mi söyledin? Hayır tabii ki bir şey söylemedim. Dün sizin attığınız mesajı görmüş. Ben de konuşmuyorum haliyle. Sonrasında parçaları kendince birleştirmiş işte. Belki de en iyisi artık gerçeği söylemektir. Yani böylece siz de zan altında kalmamış olursunuz. Sakın ha. Sakın ha. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Bir düşünüp bir çaresini bulacağız. Sahi? Siz hiç merak etmiyor musunuz? Hayır yani kim olduğunu da sormadınız hiç. Öğrenmek için ısrar da etmediniz. Yoksa okulunuzdaki sapığın kim olduğunu bilmek istemiyor musunuz? Ya da belki de zaten biliyorsunuzdur. Cemre, nereye? Ne oluyor, ne oldu, nereye? Hadi gidelim. Ya Cemre, nereye, ne oldu? Hadi Berk sınıfa. Hadi çocuklar sınıflara. Haydi durmayalım. Emniyetteyiz. Hazal o gece kendisine saldıran kişiyi polise ihbar ediyor. Berk, bırak o telefonu. Niye arıyorsun? Mesajımı almadın mı? Ben her şeyi öğrendim Berk. Birazdan herkes öğrenecek kimin ne olduğunu. Dur. Ben anlatacağım sana her şeyi, tamam mı? Ben açıklayacağım sana. Dur. Hocam verir misin şu telefonu? Dersten sonra alırsın telefonu. Evet arkadaşlar, hepimiz derse odaklanalım. İşte ne diyor Cemre? Var kimmiş? Sen doğru olanı yaptın. Fark edemediğim için üzgünüm. Ya bunca zaman hepimizi kandırmış ama artık cezasını çekecek. Hem sana yaptıklarının hem de Vefa'ya yaptıklarının. Ahmet Hocam, çocuklar. Teneffüsleri çalsa da çocukları içeride tutalım, olur mu hocam? Peki hocam. İyi dersler. Baba, kimi almaya gelmişler? Siz derslerinizi düşünün, derslerinizi. İyi dersler hocam. Teşekkürler hocam. Bilgisayarı, evraklar, notları hepsini arkadaşlar teker teker alıştıracaklar. Ayrıca banka hesabını da takibe aldık. Bir işlem yap olursa size haberdar edeceğiz. Çok sağ olun amirim. Devletimize güvenimiz tam. Hazalcığım. Daha iyi misin sen? Amirim aileni aradı, bilgi verdi. Birazdan onlar da burada olurlar. İstersen önce onlarla ben konuşayım. Olur. Biz de biraz konuşalım mı Kenan amca? Olur tabii. Her şey için sağ ol. Sahi?
siz hiç merak etmiyor musunuz? Hayır yani, kim olduğunu da sormadınız hiç. Yoksa okulunuzdaki sapığın kim olduğunu bilmek istemiyor musunuz? Ya da belki de zaten biliyorsunuzdur. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne istiyorsun? Yani benim yaşımdaki bir genç kız ne isteyebilir ki? Basit şeyler. Arkadaşlarından geri kalmayacağım şekilde çanta, kıyafet, yeni telefon, tatillerde yurt dışı gibi ufak tefek şeyler. Pekala. Diyelim ki bu istediklerini yerine getirdin. Kimsenin sana soru sormayacağını düşünüyorsun. Hı? Herkes sonuçta bir suçlu, bir kurban arıyor. Kim diyeceksin? Onu da siz bulun Kenan Bey. Ama yok, bulamam derseniz de... Bende bir isim var zaten hazırda. Hem de gerçek suçlu. Berk nasıl? Konuştuğumuz gibi Berk'inle bu anlaşmadan ne de benim durumu bildiğimden haberi olmayacak. Çok ayıp. Korkunç bir şey bu. Gerçekten inanamıyorum. Neler yapmış abi, şaka gibi şaka. Harbiden ya, size bir şey yapmadı değil mi? Hayır. Ya yapsaydı? Müdüre bak sen ya. Müdür yapmış. İnanabiliyor musunuz? Aa, nasıl böyle bir şey olabilir? Bela ne diyor lan? Ben anlamadım ki. Şimdi o gece kıza tecavüz eden müdür müymüş ya? Flash, flash, flash. Duydunuz değil mi? Müdür sapığın tekiymiş. Nasıl çıktı ortaya? Hazal gidip ifade vermiş. Uf, ortalık fena karışacak ya. Ben şimdi anlamadım. O zaman bu durumda Vefa'yı öldüren müdür mü? Bilmiyorum. Belki müdür iftira attı. Biri de Vefa'yı öldürdü. Ozan, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kızım? Ne alaka? Müdür ne alaka? Ne alaka ya? Ne o? Senin söyleseydim yoksa? Sayemde bir kez daha kurtuldum. Şimdi beni iyi dinle. Eski hayatımı, arkadaşlarımı ve tabii ki itibarımı geri istiyorum. Bunu da bana sen sağlayacaksın. Nasıl yaparsın orasını bilemem. Ama şimdiden başlasan iyi edersin. Demek sen Hazal'a saldırının ben olduğumu sandın ha? Dünyadaki imalın sebebi buydu yani. Maalesef. Hazal konuşmayınca üstüne telefonla sizin mesajınız düşünce ben bütün parçaları saçma sapan birleştirdim. Tekrar özür dilerim. Ya size karşı gerçekten çok mahcubum. Yüzünüze bakarken bile utanıyorum Kenan amca. İyi, utanacak bir şey yok. Sonuçta sen arkadaşını korumak istedin. Aksine gurur duyulacak bir şey var. Belki de sen şüphelenmeseydin hala susuyor olacaktı Hazal. O yüzden yani özrün kabul edildi. Anne. Cemre. Ben çağırdım. Zaten çok yoruldum. Git biraz dinlen, istirahat et. Hadi. Peki. Gençler. Hocam şu müdür mevzusu nedir ya? Vallahi siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Ama polis her yerde arıyor. Dua etsin de polisten önce biz bulmayalım.
Siz kendinize ne zannediyorsunuz oğlum? Ha? Polisten önce biz bulmayalım falan. Ya bak bu işe karışmak yok Ali. Bırak polis işini yapsın. Oğlum gel. Gel bu tarafa. Yapma hocam. Bebelerle aynı masaya mı oturtacağım bizi? Ne demek yapma hocam? Artık barış yapmanın vakti geldi. Eğer o sınav sorularını doğru yanıtladıysanız, ki ben öyle olduğuna inanmak istiyorum, demek ki bu okulda okumaya devam edeceksiniz. Değil mi? Daha uzun seneler bu çocuklarla beraber okuyacaksınız. Bekleyin beni burada. Beyler, ben size gelin diyorum. Niye sözüm dinlenmiyor acaba? Koç yapma lütfen. Ne işimiz var bizim onların masasında? Oğlum, ben size can ciğer dost olun demiyorum. Ama düşman olmanın da bir alemi yok. Üzgünüm. Ama benim onlarla işim olmaz. Çağrı gelmiyor musun? Çocuklar boş mu bak? Tabii buyurun hocam. Şimdi diğer çocukların çalışması gereken bir şeyler varmış. Ama Çağrı'nın yoktu. O yüzden ben de oğlumu getirdim. Bence fena bir başlangıç değil. Çağrı. Ali. Eyvallah. Sıkıntı yok. Biz halledelim mi o tarafı? Herif kaçmış gitmiş. Babama sordum. Babam da bizden fazla bir şey bilmiyor. Ne yapsak? Buradayken Kenan amcayı mı sorsak? Kankalarına sor. Onlar daha iyi bilir. Kankalarım kim ya? Best friend'i de Ali'dir artık bundan. Ne diyorsun oğlum sen? Ne best friend'i? Ne Ali'si lan? Bugün pek yakındın ya. Onu diyor. Özür dinledin mi lan bari? Hı? Affet Ali abi diye kapandın mı ayağını? Lafları sana yediririm. Yedir lan hadi. Tamam. Hadi. Tamam saçmalamayın. Tamam otur Çağrı. Otur. Otur hadi otur. Otur. Tamam. Tamam kendimize gelelim. İyice dağıldık. Ama artık bizim o geceyi arkamızda bırakmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Eskisi gibi olmamız lazım. Sen, ben, Ege, Cemre, Hazal. Hazal? Ağız alışkanlığından falan söyledin herhalde. Hayır, Hazal da grupta. Grup mu kaldı Berk? Kalacak Çağrı. Kalacak, kalmak zorunda. Hazal mazal anlamam ben. Bir daha yüzümü görmek istemiyorum. Bak kız çok korktu. Babası yaşında adam büyük ihtimalle zaten tehdit etti. Kim bilir daha neler oldu bizim bilmediğimiz. Kaç yıllık arkadaşımıza biz sırtımızı mı dönelim? Kaç yıllık dostumuz dediğin kız biz katil yaptı, katil! Fer, kaç ay geçti sus artık. Unut şu kelimeyi. Unutamıyorum oğlum, unutamıyorum. Bana ne oğlum? Spor ya, bir ye hiç kez umurumda değil. Ama artık unut şu kelimeyi. Aynen bro. Biz katil değiliz. Ama kazaydı. Bunu hatırlat kendine. Biz de böyle olsun istemezdik ama oldu. O yüzden senin de hayatına devam etmen lazım. Artık o Ali denen çocuk da zaten bizi rahatsız edecek. Yani senin tek yapman gereken şey hayatına devam etmek. Bunu da yapabilirsin bence. Demiyorum Berk, edemiyorum. Vicdan azabından ölüyorum, edemiyorum. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Aynı durumdayız. Ama biz her seferinde birbirimize o geceyi hatırlatmıyoruz Çağrı. Ya da sürekli orada burada kavga çıkarmıyoruz. Ha nedir? Sen bunu aşamıyorsundur, kaldıramıyorsundur anlarım.
O zaman da yapılacak tek bir şey var. Atlarız, hepimiz polise gideriz. O gece ne yaşandıysa teker teker anlatırız. Bakmayın oğlum öyle yüzüme. Siz benim tek dostumsunuz. Eğer çözüm buysa ben de varım. Eğer Çağrı'yla sen hapse girmeyi göze alıyorsan ben de alırım. Kanka sen ne diyorsan. Siz ciddi misiniz? Gerçekten yapar mısınız? Hadi Ege kalk gidiyoruz. Tamam. Oturun. Ben pek sağlık düşünemiyorum birkaç gündür. Ya Hazal konusunu ne yapacağız? Tekrardan aramıza mı alacağız? Doğru olan bu. Bizler birbirini yarı yolda bırakan insanlar değiliz. Bu Hazal için de geçerli. Hazal Hanım. Kenan Bey size bunu vermemi istedi. Müsait misin? Değilim, çık. Tamam ya, merak ettim seni. Gideceğim, gerilmem. Al, gördün, iyiyim. Hadi git şimdi. Çöpe atınca bütün bunları yaşanmamış mı sayıyorsun? Geçmişe saygın olsaydı keşke biraz. Bana saygısı olmayan biriyle geçirdim. Hiçbir anın önemi yok. Ne oldu Cemre bir anda? Ne yaptım ben sana? Ben kendime olan saygımı, özgüvenimi, her şeyimi kaybettim. Ben miyim bunun bütün sorumlusu? Bundan önce evet. Ama bundan sonra seninle olmaya devam edersem tek sorumlusu ben olacağım. Tamam, sen nasıl istersen. Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak. Ben de senin ayakta olmayacağım. İçindeki özgür kızla da devam edersin. Bu arada çocuklar kulüpte. Sen de Hazal'ı al, gel. Yani onu bir sürpriz yapalım. Ciddi misin? Ciddiyim. Çağrı ile Ege'yi ikna etmek pek kolay olmadı ama hallettim. Neyse, Hazal al gel. Görüşürüz. Ne oldu? Ya Cemre, ben hiç gelmesem mi acaba? Olmaz. Ya şimdi Çağrı falan içeridedir. Boş boş konuşup üzerime gelir yine. Gelmez. Gelmeyecek. Ben varım yanında. Bana güven. Hadi. Efendim baba. Ege. Sana güvenebilir miyim? Her türlü bu. Bu Çağrı bizi satacak. Diyorum oğlum sana. Sen bugün gazını aldın ama anca birkaç gün idare eder bilirsin. O gece biz ikimiz bir şey yapmadık. Biz senle Çağrı'yı durdurmaya çalışıyorduk. Fena dövdük gariban onu. Ben de daldım çocuğa. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Biz senle Çağrı'yı tutmaya çalışıyorduk. Ama çok geç kalmıştık. Berk ben hapse giremem. Ölürüm daha iyi lan. Hapse girmek yok. Kimse hapse girmeyecek. Ha, ama eğer biri kendini ateşe atmak istiyorsa o biz olmayacağız. Tamam. Yok. Yok ya, ne işim olur benim orada? Yok, ben gelmem oraya. Oğlum, insanlar davet etti. Ya el sıkıştım diye kankam mı oldular? Hadi bekliyorlar beni, kapatıyorum. Selam. Ne haber? İyi, sizden. Hoş geldin. Aa.
Ya okulda gördüğümüz yetmiyor da buraya da mı geliyorsun? Yerinde olsam sokağa çıkmazdım utancımdan. Ya bunu buraya almamaları lazım aslında, biliyor musun? Yani kovsalar yeridir. Bunun iftiraları yüzünden okulda biri öldü. Berk! Ah! Ne oluyor ya? Berk! Bundan sonra... Berk Bey, bir sorun mu var? Bundan sonra Hazal'a okulda yanlışlıkla bile bakmayacaksın. Hazal'a söylediğiniz her sözü kendi üstüme alırım. Ona göre davranırım. Tamam. Alalım arkadaşları dışarı. Tamam, bırak kardeşim. Sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.